Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek, sizin 4. evinizi aydınlatıyor. Ve Kasım ayına 31 Ekim'de meydana gelen Boğa burcundaki güçlü dolunayın tesirleriyle başlıyoruz. Ay ortasına kadar da aslında bu dolunay tesirleri devam edecek. Uranüs etkili bir dolunay, biraz sürprizli bir etkiyle başlıyoruz. Kariyer konuları, iş konuları, ailevi alanlar, belki eviniz, yuvanızla ilgili alanlarda hızlı ve sürpriz gelişmelerin olması, bazı değişimlerin, dönüşümlerin olması mümkün. Ve Kasım ayının özellikle ilk yarısı içerisinde bu konu ve kavramlara daha fazla odaklanabilirsiniz sevgili aslanlar. Ve 3 Kasım'da 14 Ekim'de başlamış olan Merkür Retrosu sona erecek. Terazi Burcu'nda Merkür 3 Kasım'da ilerlemeye başlıyor. 11 Kasım'a kadar Merkür Terazi Burcu'nda ilerleyecek. 11 Kasım'dan sonra ise Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Merkür'ün düzelmesi tabii ki günlük hayatımızdaki iletişim, zihinsel faaliyetler, ulaşım, trafik, eğitim, öğrenim, bu alanlarda biraz daha rahatlatacak bizi. Özellikle 3 Kasım'la 11 Kasım arasında 3. evinizdeki Merkür hareketi her türlü bilgi paylaşımı, ticari faaliyet, seyahatler, iletişim, eğitim, bu alanlarda rahat olabileceğiniz, verim alabileceğiniz bir dönemi gösteriyor. Üstelik Venüs de Terazi Burcu'nda, yani şans alanında, özellikle kısmet alacağınız alanlar, her türlü iletişim, ulaşım, eğitim, ticari konular olabilir. Yakınlarınızdaki kişilerle de daha rahat temaslar kurabilirsiniz. Kardeş ilişkileriniz, akraba ilişkileriniz de destekleyici olabilir bu dönem içerisinde. 11'inden itibaren ise Merkür Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlıyor ki özellikle Ekim ortalarında yaşamış olduğunuz bazı sorunlar varsa, aile içi konularda ebeveyn ilişkileri olabilir ya da evde yapmak istediğiniz bazı konular olabilir. Burada yaşadığınız gecikmelerin, tıkanıklıkların artık aşılması ve bunları belki tekrar ele alıp çözümlemeniz de mümkün olabilir. Ve 14 Kasım'dan itibaren Mars artık retrosunu tamamlıyor ki bu da çok önemli. Çünkü 2020'de gerçekten Mars'ın retrosu çok zorlayıcıydı. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda da Mars retrosunun sorunlarıyla daha fazla karşılaştık. Artık Mars retrosunu tamamlıyor. 14 Kasım'dan itibaren Koç burcunda ileri hareketli olacak. Sizin için de aslında destekleyici bir açıda, sizin gibi ateş elementinde Mars hem de kendi burcunda çok güçlü. Bu da size özgüven veriyor tabii. Enerjinizi arttırıyor, coşkunuzu arttırıyor ve bunu 14 Kasım'dan itibaren daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Heyecanlı ve coşkulu olabilirsiniz. Daha cesur olabilirsiniz, daha girişken olabilirsiniz. Ertelediğiniz bazı gezileri, seyahatleri yapma fırsatlarınız olabilir. Bu dönemde eğitimle ilgili konularda daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bazı hukuksal konularda yaşadığınız sorunlar varsa bunları da daha rahat ele alabilirsiniz 14 Kasım'dan itibaren. 12 Kasım'da Jüpiter Plüto Oğlak Burcu'nda tekrar kavuşacaklar. 2020'nin en önemli açılarından biri. Yine kolektif bir etkidir bu. Büyük güç anlamına gelir ki güçlü kişiler, yöneticiler, liderler, devlet yapıları, ekonomi, şirketler, büyük finansal kuruluşlar, bunlarla ilgili Jüpiter Plüto kavuşumu daha güçlü tesirler anlamına geliyor. Bu bizim kişisel hayatlarımıza da tabii ki bir güç olarak yansıyabilir. Sizin için bu güç kavramı biraz iş ve mesleki konulara işaret ediyor. Çalışma şartlarınızla ilgili alanlarda belki yeni bir fikir olabilir. Bu yeni bir iş teşebbüsü olabilir. Üzerinde çalıştığınız projeler olabilir. Burada Jüpiter Plüto İş hayatınızda güçlü tesirleri gündeme getirecek gibi görünüyor. Yanınızda çalışan kişilerden de önemli destekleri bu anlamda alabilirsiniz. Ve bu etkiler altında 15 Kasım'da 23 derece Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. 2020'nin aslında en güçlü, en iyi yeni aylarından birisi olduğunu söyleyebilirim. 4. evinizde doğuyor. Üstelik Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter ve Plüto'dan da güzel bir açısal destek alıyor bu yeni ay. Merkür ve Mars retrosu da tamamlanmış olacak. Şimdi bu yeni ayla beraber yeni olasılıklar gündemde. Evet, yeni bir yere taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz, emlak alabilirsiniz, evinizde bir şeyleri değiştirebilirsiniz.
aile konuları, yuva kurmak, evlenmek, anne babayla ilgili konular, ebeveynlerle ilgili temalar yeni ayın kapsamında olabilir. Evde çalışma imkanınız olabilir, kendinize ait bir iş kurabilirsiniz. Akrabalarla ilgili destekleri yine alabileceğiniz bir dönem. Birazdan yakınlar, aile, akrabalar, evde yapılan işler, aile işi gibi konular. Buralarda daha güvenli, daha sağlam, daha kalıcı, daha destekli hareket edebileceğiniz ve kendinizi aslında huzurlu hissedebileceğiniz bir yeni ay döngüsü başlıyor diyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Sevgili aslanlar, sizin gibi sabit bir burç akrep. Dolayısıyla siz de çok etki alıyorsunuz. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak bu yeni aydan çok daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Ve kişisel doğum haritalarınızda özellikle su ve toprak burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa çok şanslı ve kısmetli olacağınızı da söyleyebilirim. Aileden destek alabilirsiniz. İş hayatınızda çok olumlu ve güçlü gelişmeler de söz konusu olabilir. Evet, 15 Kasım'da doğacak yeni ay, ay sonuna kadar ayın ışığı yavaş yavaş büyürken tabii ki hayatımıza da etkilerini getirecek, dahil edecek. 21 Kasım'da Güneş artık Yay burcuna geçiyor. 5. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Bu da size heyecan veren bir durum aslında. Biraz hani maceracı olabileceğiniz bir dönem, biraz hani kişisel keyiflerinize, eğlencenize odaklanmak isteyeceğiniz bir süreci işaret ediyor ayın 21'inden itibaren. Ve ay düğümlerimiz de biliyorsunuz ikizler ve yay aksında. Ve artık güneşin de yay burcuna geçmesiyle beraber 2020'nin son tutulma döngüleri de başlamış olacak. Ayın ışığı yavaş yavaş büyüyerek ay sonunda 30 Kasım'da dolunay fazına ulaşacak ve 30 Kasım'da 8 derece ikizler burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Kuzey düğüm yönünde bir ay tutulması olacak bu. Size dost bir burçta, güzel bir açıda, 11. evinizde bir ay tutulması daha kadersel, daha uzun vadeli etkileri aslında getiriyor hayatımıza. Ve tabii bazı hedeflerinize ulaştığınızı, bazı hayallerinizin gerçek olabileceğini de gösteriyor. 11. ev çünkü umutlar, dilekler, hayaller demek, projeler demek. Ve bu tutulma bir tamamlanma gösteriyor. Bir hedefe ulaşılması, üzerinde çalışılan bir projenin sonuçlanması, bir hayalinizin gerçekleşmesi gibi bir konunuz var. Maddi manevi, daha önceden yapmış olduğunuz girişimlerden sonuçlar alabilir, başarı elde edebilir, hatta parasal kazançlar da alabilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki sosyal çevrenizde bazı dönüşümlerin olması, bazı yeni insanlarla tanışmanız, bazı gruplara dahil olmanız, hatta bazı gruplardan çıkmanız, belki bazı ilişkilerinizi de bu ay tutulmasının tesirleriyle bitirmeniz, tamamlanmanız da mümkün olabilir. Çocuklarla ilgili de gelişmeler var. Aşk hayatınıza da önemli tesirler yapabilecek bir tutulma etkisinde olacağız. Tesirleri yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde devam edebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında ikizler, yay, balık, başak gibi burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunayın, bu ay tutulmasının bireysel olarak sizi çok daha güçlü bir şekilde etkilemesini bekleyebiliriz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.